Peki buraya kadar güzel. Şüphesi takva sahibi olan insanlar kadru kıymeti bilinmeyen, ölçülmesi mümkün olmayan cennetlerde olacaklardır. Pınarlar içerisinde olacaklardır. O pınarların güzelliği, o pınarların akışı, o pınarların manzarası gerçekten anlatılması mümkün değil. Ancak gidince göreceğiz. Gördüğümüz zaman ya doğru ya anlatılıyordu da biz bu kadar anlayamamıştık diyebileceğimiz güzellikte olacaklardır. Ondan sonra buyuruyor ki Rabbimiz Allah onlara o kadar kaliteli nimet verecek ki her verdiğini alacaklar. Ne demek alacaklar? Bu da bana lazım diyecek, bu da bana lazım diyecek, hoşuna gidecek yani. Kitaplarda var, mevize kitaplarında bilhassa var. Cennette çarşı pazar olacak mı? Çarşı pazar olacak. Çarşıya pazara ihtiyaç mı var? Kırkır şamata derler yani, cennette bir işin yok ki. Sen filelerle, sepetlerle gitmene gerek yok. Almak istediklerini taşıyacak görevli hizmetçilerin vardır. Çarşıya pazara gittiğinde arzu ettiğin, tahmin ettiğinin çok ötesinde bir şeyler bulacaksın, güzellikler bulacaksın, alıp döneceksin. Diyor ki, çarşıya pazara gidip dönen cennettekiler, döndükleri zaman cennetteki eşleri onlara, ''Aa, siz ne kadar güzelleştiniz.'' diyecekler. Yani o çarşıya pazara gidip gelince sanki taptaze olmuşlar, çok daha farklı bir güzelliğe sahip olmuşlar. Onlar da onlara bakacak, ''Aa, siz de çok güzelleştiniz.'' diyecekler. Yani cennette hep tazelik, hep tazelik var. Tam bize göre ya. Kaçırmayalım inşallah.